Arkadaşlar, bu derste size artık Osmanlıca alfabeyi göstereceğim. Şimdi harfleri ben size sıradan iki kere bir okuyacağım. Ondan sonra da birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Onları da söyledikten sonra dersi bitireceğiz. Şöyle seçili hale getirmeye çalışıyorum. Yan tarafı seçili oldu. Elif, B, P, T, S, Cim, Çim, Ha, Hı, Dal, Zel, Ra, Z, J, Sin, Şın, Sat, Dat, Tı, Zı, Ayın, pardon, şu ayın noktalı olan gayın, F, Kaf, Kef. Kef'te böyle üç farklı form var. Ona döneceğiz arkadaşlar. Bir kere bir okuyalım. Lam, Mim, Nun, Vav, H, ya da güzel H diye de görebilirsiniz. Bazıları öyle isimlendiriyor. Lam, Elif ve en altta Y harfi arkadaşlar. Şimdi biraz daha seri bir şekilde okuyacağım. Ya zaten bunu Google görsellerde herhangi bir Osmanlıca alfabe dediğinizde de bulabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi sıfırdan hiç bilmeyenlere göre götüreceğim için dersleri, bu bilenler için basit gibi görünen kısmı da biraz üstünde durmak istiyorum. Onun için şimdi biraz da seri okuyacağım sıradan harfleri. Elif, B, okuduğum görüntüden çıkıyor arkadaşlar. P, T, T, S, Cim, Çim, Ha, Hı, Dal, Zel, R, Ra ya da okunuşu, Z, J, Sın, Şin, Sat, Dat, Tı, Zı, Ayın, Gayın, F, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, He ya da güzel He, Lam, Elif ve Y. Arkadaşlar, Osmanlı alfabesinde şu kadar harf vardı diye genel bir şey söylemiyorum. Onu da şöyle açıklayayım size. Üniversitede okurken 3-4 tane farklı hocadan almıştım. Bazı hocaların harf kabul ettiğini diğer hoca kabul etmezdi. Kimisinin işte ona ses değeri derdi. Kimisi bazı harflerin şu şeyde olduğu gibi, kefte olduğu gibi, sadece şu kefi gösterip sırasıyla bu gef ve saurnun diye tabir edilenleri saymaya gerek görmezdi. Kef de zaten onun yerine okunur diye tek sayardı. Onun için bir kere Osmanlı alfabesinde şu kadar harf vardır diye bir tartışmaya, mevzuya girmeyeceğim. Gerek de yok zaten. Bu matbu Osmanlıca okumak için bunların bu formları bize yeterli olacak. Başta, ortada, sondaki hallerini de göstereceğim size zaten. Bir de şurada şu şeyde, kefte arkadaşlar şey olacak. Bunu bir defter edinin kendinize. Bu dersleri takip edeceksiniz. Osmanlıca alfabesi dersini yazarken şöyle bir detay düşersiniz. Kef harfi K sesi yerine kullanıldığı gibi bazen yumuşak G gibi, hani bana yerine İç Anadolu'da falan bağ derler ya, Osmanlıca'da o öyle yazılacak. Mesela bağ derken oradaki yumuşak G içinde kefin formunu kullanacağız. Bir de mesela böyle hoş geldiniz diye, hani böyle bir İç Anadolu'lar, Egeliler falan bilirler. Böyle NG sesi gibi saurnun, bir de ne vardı? Ha, nazal N diye tabir ettiğimiz bir N yerine, NG sesi yerine de kullanılıyor bu kef harfi. Osmanlıca'da bunun fonksiyonu biraz çok böyle. Hem biraz böyle yumuşak G arası bağ falan gibi bir formda da kullanılıyor. Bir de böyle NG, o böyle genizden gelen Türkçe'ye has deniz, domuz, böyle eski insanları bir dinleme şansınız oluyorsa,
böyle NG veya genizden gelen N arası bir ses çıkarırlar. Ona biz sağırnun veya nazal N diyoruz. Hem onun yerine kullanılır, hem böyle bir G, yumuşak G gibi ses yerine kullanılır, hem de K olarak kullanılır. Ya merak etmeyin, kafanız karışmasın. Onların metinleri gördükçe çok daha fazla hepsi oturuşacak. Kef ile ilgili alfabeyi gösterirken o detaya gireyim dedim. Böyle not alırsanız iyi olur. Kef'i yazın. Hem K ses değeri koyun yanına, hem de G, yumuşak G ve böyle bir NG ses değeri koyarsanız onu da kolaylıkla öğrenmiş olursunuz. Hiçbir sorun çıkartmaz. Zaten dediğim gibi bu gözünüzü korkutmasın. Ben onu mu okuyacağım, bunu mu okuyacağım diye hani yoğun metin tecrübesi, metin okuma tecrübesi yapınca onların hepsi kayboluyor. Kelimelere gözünüz alışıyor. Alfabe ile ilgili dediğim gibi net bir sayı vermiyorum arkadaşlar. Hocalarım bile bazen pek anlaşamadığı bir mevzu oluyor. Ben ki biraz amatörce size bunu öğretmeye çalışıyorum. Ben o topa hiç girmeyeceğim. İkinci olarak da burada başta alfabeyi gösterirken şu kef, sağırnun, nazal, ne mevzularında bir kulağınızın arkasında şimdilik küçük bir ek yapayım istedim. Daha onu ileride metin tecrübeleri edindikçe bolca konuşacağız. Örneklerini görünce de öğreneceksiniz. Canınızı sıkmayın. Yani işte dediğim gibi bir hoş geldiniz'deki o NG, N sesi, geniz N'si gibi. Bir de bana, sana diye, bilhassa böyle İç Anadolular o şeyi çok bilirler. Hani Behzat Ç'de de bağ mı diyon la falan muhabbetleri var diye, oradaki bağ mı yazarken falan o kefi kullanacağız yine. Oralarda bir metin tecrübesi yaptıkça, yazı tecrübesi yaptıkça daha çok göreceksiniz. Son olarak alfabe ile ilgili arkadaşlar, alfabeyi belki en sevimsiz gelecek tarafı bu. Bol bol yazarak öğreneceksiniz. Hani hiç Kur'an kursu, Arapça kursu bir tecrübesi olmayan biriyseniz baştan biraz zor gelebilir, ama emin olun zor bir şey değil. Sonuçta şeyi düşünün. İlkokula ilk gittiğimizde de biz şu an Latin alfabesi kullanıyoruz. Biz o harfleri de hiç tanımıyorduk. Ama öğreniverdik kolayca. Bir de onu çocukken öğrendik. Bunu herhalde yetişkinken 20-30 tane ses değerini öğrenirsiniz. Benim size alfabeyi hani beyninize ışınlama şansım yok. Şekilleri, formları güzel bir defter edinin. Oraya bol bol yazarak, alıştırma, temrinat yaparak, tekrar ederek ezbere alırsınız. Alfabeyi arkadaşlar kendi başınıza azmedip öğrenmeniz dışında benim bir katkım olmaz. Dediğim gibi daha ileride kelime yazımlarında, metinlerde falan da farklı örnekleri gördükçe bunlar daha iyice oturuşacak. Sonraki derste başta, ortada, sondaki hallerine falan bakarız. Bu ders şimdilik bu kadar arkadaşlar.